Evet, haftayı Öznur'la açtık. Kendisi de eksiksiz olarak her şeyini tamamladığı için bugün 3'ten başlayacaksınız puan vermeye sevgili yarışmacılar. 10'a kadar yolu var. Dilerim de bütün hafta böyle gidelim. Sizler, arkadaşlarım anlattı, biliyorsunuz ne yapmanız gerektiğini. Dolayısıyla şimdi tahtalarınızı açıp kalemleri oynatabilirsiniz. Bir yandan gözünüz kendi tahtanızdayken kulağınız bende olsun. Lütfen başkasının tahtasına bakmayalım. Özür'ün menüsü Süleymaniye çorbasıyla başladı. Ara yemek olarak çatır çanak üzerinde beşamel soslu tavuk geldi. Ana yemeğimiz ise vişne soslu bonfile, yanında Brüksel lahanalı patates püresi, ona eşlik eden semizotu salatası, üstüne de kendi muhallebisiyle, kendi tarifiyle yaptığı bir Kıbrıs tatlısı vardı. Herkes yazdı gördüğüm kadarıyla. Puanından emin olmayan var mı? İlk gündür, heyecan olur. Efendime söyleyeyim, unutkanlık olabilir. Ben menüyü hatırladıktan sonra, hatırlattıktan sonra, aa bunu da sevmiştim, bunu yemiştim, bunu beğenmemiştim gibi var mı öyle bir düşüncesi olan? Çünkü ben yarışmacıya döndüğüm an artık değiştirme hakkınızı kullanamazsınız. Yani ben ona sorduğum an kaç puan bekliyorsunuz diye bitti. Çünkü bazen aa değiştiremiyor muyuz diyorlar, olmuyor. Yok değil mi öyle bir şey? Yok, yok hayır. Peki herkes puandan eminmiş, ne güzel. O zaman ilk gün yarışmacımız sevgili Öznur'a dönüyorum ve kaç puan bekliyorsun diyorum. Yani ben 7-8 puan bekliyorum. 7-8? Evet. Yemeklerimin çok lezzetli olduğunu düşünüyorum. Çok lezzetliydi, çok uğraştırıcıydı. Bir gülüş geldi Ahmetcan, niye güldün? Biraz fazla buldum Zuhal'ın. Beklenti mi? En azından yemeklerime kattığım yorumlarım vardı. Güzel. O size göre fazla gelmiş olabilir. Yenmeyecek tabii. Bir tadı yoktu. Yok, yenmeyecek. Yani bonfile yenmeyecek kadar, kesilmeyecek kadar kötü bir derecede biz değildi. Biz burada kömür gibi etler yedik, evet, yahu. Elinize yani. Sağlık. Evet. Peki. Yarışmacımızın beklentisi 7-8 bandında bir puan. Bakalım yarışmacılardan geri dönüşü nasıl olacak bu beklentinin. İlk olarak da haftaya Ahmetcan'ın puanıyla başlıyoruz. Evet Ahmetcan, aç ve söyle lütfen tabii yüksek sesle puanını. Zuhal Hanım, ben Öznur Hanım'a 6 puan verdim. Kapatabilirsin. Nelere geldi 3 puan? Zuhal Hanım şöyle, 1 puan tatlısına verdim. Tamam. 1 puan da ara sıcağıyla çorbasına verdim. Tamam. 1 puan da ben masa düzenini açıkçası biraz beğendim. Ha, masaya puan veriyorsun, evet, sen. Ne güzel. Ben yani özendiğini düşünüyorum. Masalara dikkat. Hanımefendi, güzel masaya. Ara sıcakta niye puan verdiniz? Sert diye bıçakla kesemediğiniz ürünü. Ara sıcağı verdin demedi ama. Ara yarım sıcağı puan yarım puan verdim. Yani iç harcını beğendiğimi olmadı. Söyledim burada. İç lezzetini beğendiğimi. Yani, lezzetliydi, evet. Yorumlarımla uyumlu gitmeye çalışıyorum, tamam, farkındaysanız. Peki. Tamam. Sen ne diyorsun 6'ya Öznur? Yani ben beklentimin altında buldum açıkçası. Dediğim gibi gerçekten çok meşakkatli bir menüm vardı. Yani siz de çok yarışacağınız da günlerde Öznur Hanım. Gerçekten göreceksiniz. Ben yani çok gün iddiasına varım. Şuradaki yarışmacılarla yok, aynı yok, menüyü yok. Bak aynı gün yapalım. Ben 2,5 saatte yetiştirebileceğinizi düşünmüyorum. Bak, o kadar çok ciddi ve emin bir şekilde İnanın, söylüyorum. Menünüz kesinlikle biraz daha zor olsaydı ben daha yüksek verirdim. Peki. Zaten zordu Ahmet Bey. Devam ediyoruz. Peki. Zordu diyor yarışmacı. Bakalım öyle mi düşünüyor Merve? Ona göre, evet, değerlendirmiş mi bakacağız. Evet Merve, senin de değerlendirmeni duyalım. Evet. Benim puanım 5. 5? 5. Evet. Haydi. Şöyle. Çok düşük olmadı mı ya? Merve Hanım şöyle, çok düşük yani. Bu kadar emeğe. Şöyle, öncelikle emeğe puan vermiyorum. Lezzetlere tabii puan veriyorum. Lezzetli yemekler de geldi. Şöyle yemekler de söyleyeyim. Geldi. Çorbanız çok tuzluydu. Sen niye verdin 2 puanı? Daha kestim. 2 puan ben şuna, evet, verdim. Tatlısını beğendim. Püresini beğendim. Salata ve etini beğendim ama bu salata ne? Ve... Ne? Salata ve etini beğendim. 4 tane yemek beğendim. 3 şey beğendim. 4 yemek beğenmişsin. 3 şey beğendim. Eyvah. 3 şey beğendim. Hanımefendi, şöyle, o zaman ben size tereyağlı ekmek getireyim. Siz bana 10 puan verin. Alakası var. Ama hepsinin kendi içerisinde eksiklikleri vardı. Yarımşar değerlendirdim. Yarımşar yani, değerlendirmiş. Çünkü eksiklikleri vardı. Eksikliklerin neler olduğunu bir şey söyleyeceğim. Ben çok merak ettim. Ben yani şöyle senden söyleyeyim. Tam puan alan bir tatlı ol. Yani bir yemek olmadı mı mesela tatlı? Tatlı. 1 puan diyorsun. Evet, 1 puan. Tatlının hakkı 1 puan mı bilmeliydi? 1 puan, 1 puandı. Niye böyle tatlıyı böyle... Yani, 10 yani şöyle değerlendirdim. Az değerlendiriyorsun. Hanımefendinin vereceği maksimum puan 8 galiba bu zaman. Şöyle her değerlendirdim. Her kendini belli ediyor, evet. Menü uyumuna baktım. Hı. Menü uyumunuz bir kere yani, oradan köfte, tavuk, et,
Sonra bir köfte değil. Tatlı. O normal yediğimiz bir köfte değil. O sadece çorbayı lezzetlendirmesi için küçücük bir şey yani. O üç şimdi salatanın yanında etiniz vardı soslu. Peki bunları konuştuk zaten. Evet evet ama yani zaten ama yoğurtlu bir meze gibiydi. Maalesef. Ben çok beğendiğinizi söylediniz. Püreyi beğendim. Yarımşar yarımşar verdim. Gönlümden yarım yarım koptu. Verdiniz yani. Öyle öyle. Yarımşar verdim. Yarım elma gönül alma. Ben sizi vicdanınızla baş başa bırakıyorum. Ve Durmuş'a geçiyoruz. Evet Durmuş. Benim puanım da 6 Zuhal'ın. 6 kapatabilirsin. Sen nelere verdin? Ana yemeğe verdim, tatlıya verdim. Tatlıya 2 puan verdim. Ana yemeğe 1 puan verdim. Zaten 3'ten başlıyoruz Durmuş Bey biliyorsunuz. 3'ten başlıyoruz. Tam yani 6 verdim. Ondan sonra onu anlatıyorum devamını. Yorumlar bana biraz tutarsız geliyor Zuhal Hanım. Öyle mi? Evet. Puanlarla yani ötüşmedi mi? Ana yemeği burada o kadar eleştirdiniz. Püresi yani cıvık olmuş dedim zaten. Yani püreden de kaynak 1 puan mı verdim? Beğendi. Bir konuşabilir miyim? Ahmet Bey tadını beğendi. Tadını beğendi. Hiç konuşamadı Durmuş bütün evet, Ahmet ya. Hiç konuşturmuyorsunuz ya. Ağzından kerpetenle laf alıyoruz. Bakın lezzet olarak güzel. İlk başta dediğim gibi Brüksel'in tadını alamadım dedim ama su içtikten sonra Brüksel lahanasının tadını da aldım. Lezzet olarak güzel. Etinizin ince olduğuna hemfikirim, onun konusunda bir şey diyemem. Menü uyumunu beğenmediniz ama. Menü uyumunu beğenmedim ama menü uyumuna para vermiyorum ben. Ben daha düşük kesinlikle. Ben 4 bekliyordum. Biz buradan menü uyumuna puan vermiyorum. Ben yemek lezzetine puan verdim burada. Ama uyumsuz bir menü olduğunu biliyorum. Hani az önce demedim mi birazdan balık mı yiyeceğiz? Ben balık bekliyordum o yüzden ama öyle dedim. Ama uyumsuz bir şey önemli. Uyumsuz bir menü olduğunu dile getiriyorum ama puanlamada beni etkilemiyor. Çünkü ben lezzete bakıyorum. Ne güzel. Bir de normal şey getiririm buraya. Tekrar edebilir miyim? Konuşmaya devam edebilir miyim? Ya Bilge Hanım bu kadar karman çorman bir menü değil lütfen yani. Peki. Bugün için son puan Bilge'den gelecek Öznur'a. Evet Bilge. Göster bakalım ve de söyle lütfen ne verdin? Ben de 5 puan veriyorum. Aa. Hani ama de, şimdi yorumlarım da doğru orantılı. Şekilli hemen beş. Ama diye başlar zaten yarışmacılar. Ama daha sonrasında o vicdanınızı size başa bırakacağım. Hayır, vicdanla alakası yok. Ben yani yorumlarımla eşdeğer olduğunu düşünüyorum. Yorumlarınızı duydum. Hepsini duydum. Evet, yorumlarınızı duydum. Hı-hı. Neye vermiş bakayım 2 puanı? Şöyle söyleyeyim. Aslında ben tam olarak vermedim. Hani tam 1 puan vermedim. Tatlısını beğendim ama dediğim gibi onun şerbeti benim çok boğazımı yaktı. Sen de Merve gibi yarım yarım. Oradan da gitti puan yani. Yok ben tatlıyı beğendim. Yedim, yerim de yani yarısını zaten. Şekerini fazla buldun. Başka neye yarım verdin? Bir de ara sıcağınızdaki o beşamel soslu tavuğunuzu beğendim ama çanağı gerçekten kesemedim. Bir de emeğinize vermiş olduğunuz özenden dolayı 5 puan vermeyi tercih ettim. Ya peki. Ama yorumlarımla ters orantılı değil yani en azından. Durmuş Bey gibi. Benim tamam, yorumlarım ben ters orantılı değildi. Şöyle. Bence siz dinlemiyorsunuz. Kendi kafanıza sadece göre yorum yapıyorsunuz. Sadece tatlı için küçük bir yorum yapmak istiyorum. Yani tatlıya ben size 2 su bardağı suyla 2 su bardağı toz şeker yerine ben 1,5 normalde evde yapıyor musunuz peki? Tabii ki. Peki. Ben yarım burada bardak kullansaydınız bence. 6 ile üstü birbirini dengelemiş bence tatlı yani, konusunda bence çok şeker ben değil. Daha da azından eleştiri ben tatlıya bir 2 puan verirler diye düşündüm tatlı ama. Tatlı konusunda eleştiri olmaz ama Durmuş Bey gibi de ana yemekte ete beğenilip de puan verilmez. Ben, peki. Peki, ikili tartışmaya girmeyelim. Süremizin sonuna geldik. Eline sağlık diyelim sevgili Özün'e. Teşekkür ederim. Bakalım yarın kim gelecek. Biz de memnun olduk. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.